Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar veda turlarında. Harmandar, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'e ziyarette bulunarak verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Diğer yandan Muğla Üniversitesi Rektörlüğü için 48 profesörün YÖK'e başvuruda bulunduğu öğrenildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar veda turlarında. Harmandar, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'e ziyarette bulunarak verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Beraberinde Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yusuf Sülün, Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya ile birlikte Kaymakam Muzaffer Şahiner'i ziyaret eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, Fethiye Üniversitesi için Fethiye'de önemli fakülteleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Aradan geçen 7 seneyi aşan süre içerisinde üniversitemizin gelişmesi, akademik olarak ve nicel ve nitelik olarak gelişmesi konusunda pek çok çalışmalar yaptık. Tabii ki Muğla'mızın ilçeleri neredeyse Muğla'dan büyük durumda. Dolayısıyla üniversitemizin kampüste hapsedilmesine razı olmadık biz. İlçelerimizin de üniversiteyle bütünleşmesi gerektiğine inandık. Bunun için de gerekli destekleri verdik. Fethiye bu konuda en çok önem verdiğimiz ilçelerimizden birisi. Bugün Fethiye'mizde 4500 öğrencinin üzerinde öğrencisiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İşletme Fakültesi olmak üzere 3 fakültemiz var. Ayrıca Seydi Kemer'de Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz var, lisans düzeyinde öğrenci alan ve bu sene ilk öğrencimizi alıyoruz. Seydi Kemer'e 40 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Ayrıca burada Ali Sıtkı ve Ferhat Koçman Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz var. Ve kampüsümüz çok güzel gelişti. Şu anda kampüsü görmekten ben şahsen çok mutlu oluyorum. Bütün Fethiyelilerin Karaçufa'daki kampüsümüzü görmelerini arzu ediyorum. Fethiye Üniversitesi için bir işaret. Fethiye Üniversitesi için tabii ki günün birinde Fethiye Üniversitesi mutlaka olacaktır. Ama bunu sabırla beklemek lazım. Bunun yanında Fethiye'deki yükseköğretim kurumlarının gelişmesini sağlamak gerekiyor. Ben Fethiye'de Seydiler Köyü'nde doğmuş, büyümüş bir insan olarak buraya gönül vermemem mümkün değildir. İlgi göstermemem mümkün olmaz. Tabii sevdiğim, büyüdüğüm diyarlara hizmet etmek bana ayrıca bir zevk veriyor. Ve Fethiye'de Fethiye Üniversitesi olması için elimizden gelen gayreti yaptık. Yeterli nicel ve nitel özellikleri sağladık. Bundan sonra büyüklerimizin takdirine kalmıştır. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle günün birinde mutlaka Fethiye'de üniversite olacaktır. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne hizmet etmekten, Fethiye'ye hizmet etmekten çok mutlu oldum, gurur duydum. Bize destek veren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına, başta kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, ayrıca bana rektörlük görevini tevdi eden cumhurbaşkanlarımıza, yükseköğretim kurulu üyelerimize, yükseköğretim kurulu başkanımıza ve bize destek veren bütün kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Üniversiteli hayat bir başkadır. Üniversiteli il olmak, üniversiteli ilçe olmak ayrı bir önemi vardır. Fethiye'miz gelişmeye açık, ucu açık olan bir turizm cenneti olan burada uluslararası bir üniversitenin olmasından hepimiz mutlu olacağız. Ben veda etmek için buraya geldim. Bu ay içinde yeni YÖK Yükseköğretim Kurulu tarafından rektörümüzün cumhurbaşkanlığımıza teklif edilmesi ve atanmasını beklemekteyiz. Yeni eğitim öğretim yılında yeni bir rektörle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hizmet verecek. Ben ayrıca bana destek veren bütün üniversitemiz öğretim üyelerine ve akademik idare personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza bize destek veren ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız gibi bütün kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Şuna inanın ki Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve ilçelerde kurulacak üniversitelerimiz Fethiye'de olabilir. Bu en önce Fethiye'de olacaktır.
Muğla'nın gelişmesine, ilçelerimizin gelişmesine en büyük katkıyı verecektir. Evet, ben tekrar teşekkür ediyorum. Kaç kişi var rektör adayı? Rektör adayı olarak 48 profesörün başvurduğunu öğrendik. 26'sı kendi üniversitemiz içerisinden, 22'si diğer üniversitelerden. Geçtiğimiz pazartesi günü ayın 2'sinde bu 48 aday Yükseköğretim Kurulu'na davet edilerek mülakatlar yapıldı. Şu anda değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yasaya göre 3 rektör adayı Cumhurbaşkanlığımıza arz edilecektir. Ve atamada takdir de Cumhurbaşkanımızdadır. Mutlaka başarılı, çalışkan ve burayı, ülkeyi seven bir rektör olacağından eminiz. Evet. Dolayısıyla hiçbir endişemiz yok. Yeni rektörümüze de elimizden gelen desteği vereceğiz. Ziyarette kısa bir açıklamada bulunan Kaymakam Muzaffer Şahiner, Fethiye'de 3-4 bin üniversite öğrencisi var diyorsak, Sayın Rektörümüzün girişimleri sayesindedir, Sayın dedi. Rektörümüz kendisi Fethiyeli olması hasebiyle biz çalıştığımız bir yıllık dönem içerisinde müteaddit defalar Sayın Rektörümüz teşrif ettiler Fethiye'ye, biz kendilerini ziyaret ettik. Her zaman Fethiye adına yakın ilgi alakasını gördüğümüz için tekrar biz tüm Fethiyeliler adına Sayın Rektörümüze bulunduğu dönem içerisinde Fethiye'ye yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Fethiye'de 3500-4000 öğrenci var diyorsak, fakültelerimizin sayısı 3'e çıktıysa bunların tamamını Sayın Rektörümüze borçluyuz. Kendisi her zaman Fethiye'yi korudu, kolladı, destekledi. Bu anlamda biz kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ama tabii ki insanoğlunun ömrü devam ettiği müddetçe yükümlülüklerimiz devam ediyor. Biz Fethiyeli bir Sayın Rektörümüz, hocamız, abimiz, büyüğümüz olarak bundan sonraki süreçte de her zaman desteklerini, katkılarını, bize olursa bizlere emirlerini bekliyoruz. Bundan sonraki yaşamında da Sayın Rektörümüze ailesiyle beraber mutluluklar, sağlıklar diliyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğle saatlerinde makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın nedeniyle çevrede evi bulunan vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Yangının tehdit ettiği bölgede bulunan bazı evler boşaltıldı. Tatil cennetinde korku ve paniğe neden olan yangın kısmen kontrol altına alındı. Ortakent Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerine doğru ilerlemeye başladı. Yangına havadan 2 uçak ve 2 helikopterle, karadansa 100'e yakın orman işçisi ve arazözlerle müdahale edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Çok güzel kovaya boşalt kovadan dök. Hızla büyüyen yangını söndürmek için herkes seferber oldu. İtfaiyenin gelmemesi, böyle taşıma suyla. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolanlar yaşayan ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Karşıdan gördük sadece yandığını. Evet. Söndürmeye yardım ediyorsunuz herhalde. Ne yapalım? Bir sürü can gidiyor. Yazık, ağaçlar kaç sene de adam oluyor. Bayağı yardım ettiniz siz de doğaya. Yangının tehdit ettiği bölgede bulunan bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi.
Tahliye edilen evlerden çıkarılan ve yoğun dumandan etkilenen bazı vatandaşlara 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında şu ana kadar yaklaşık 15 dönümlük alanın kül olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyiciler, Bodrum'da çıkan yangın 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil çam ağaçlarının olduğu tepenin küle döndüğü görüldü. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi. Ormanlık alana da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Onlarca dönüm arazinin yandığı bölge siyaha büründü. Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolanlar yaşayan ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu. İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken şu ana kadar yaklaşık 15 hektar tarım ve ormanlık alan kül oldu. Yangının bulunduğu bölgede bulunan evlerse tahliye edildi. Yerleşim yerlerine 5 metre kadar yaklaşan alevler söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. Diğer yandan bir itfaiye eri ve birçok vatandaş dumandan etkilendi. Yangın biraz bayağı çok ileriden geldi bize rüzgarın tesiriyle. Ondan sonra da evimize yani 5 metre falan 5-6 metre bir mesafe kaldı. Çağdaş'ın çok büyük katkısı oldu. Onların gayretiyle yangını söndürdüler, söndü. Bir ara tabii evinde kimse kalmadı. Biz karşı yola geçtik. Ana yolun öbür tarafına. Evimizde yani onların sayesinde kurtuldu. Evet. Ne kadar kalmıştı mesafe? Mesafe işte 5-6 metre falan. Evet. Eve siz yakın. Kendiniz de söndürmeye yardım ettiniz herhalde. Biz de yardım ettik ama işte tabii büyük şeyler, tanklar gelince bize şey kalmadı. Evet. Dumandan herhangi bir zarar görmesin diye bizi karşı tarafa götürdüler. Biz de oradan karşıdan baktık, seyrettik. Başka bir yapacağımız bir şey yoktu. Bize ait olan tapulu arazimiz, zeytinliğimiz ve arkamızda abimin ikamet ettiği ev ve onun arkasındaki çamlık dağ. Bugün çıkan yangın neticesinde, ama yangın nasıl çıktığını tespit edilemedi veyahut da ben bilmiyorum. Belki güvenlik tarafından bilinen bir durumdur. Bir uğraşı neticesinde itfaiye, akut ve bu bölgedeki çağdaş betonun büyük desteğiyle göndermiş olduğum mikserler ve beton pompalarının etrafa sıkmış oldukları kuvvetli sularla burada görmüş olduğunuz evin yangından kurtarılmıştır. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaki dağ tamamen simsiyah oldu. İçinde yaşayan canlılarla beraber yeşil alan, yeşillik, çam ormanı tamamen yandı. Gördüğünüz gibi simsiyah bir şekil aldı. Kısaca anlatır mısınız? Ben ileriye doğru bakıyordum. İleride dumanların çıktığını gördüm. Hemen aldım, videoyu çekmeye başladım. Benden aşağı yukarı 500 metre ileride başladı. Ama sonra bizim bulunduğumuz yere doğru yangın geldi. Yani sularla söndürmeye çalıştım. İtfaiyenin de geç gelmesi. Yani yemyeşil alan mahvoldu. İşte bakın şu anda arkası simsiyah oldu. Ben onu yangından önce, daha önce çekim yapıyordum. O elimde de çekimim var. Yemyeşil bir alandı. Hoşuma gidiyordu. Bu hemen gördüğünüz ağacın dibine de çadır kurmuştum. Bir haftadır da o çadırın dibinde, çadırda kalıyordum. Mükemmel bir yerdi. Fakat şu anda bitti. Ya da
Hamdi foto çeksen foto. Bir yangın haberi de Fethiye'den. Fethiye ve çevresinde havaların ısınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri adeta teyakkuzda bekliyor. Olası yangınlara karşı kısa sürede müdahaleyi amaçlayan itfaiye ekipleri yeni mahallede bir çatıda bilinmeyen nedenle tutuşan odunların alevlerini kısa sürede söndürüp tehlikeyi önledi. Yaz sıcakları giderek artarken itfaiye ekipleri de olası her türlü yangına karşı adeta teyakkuzda bekliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gece gündüz her türlü yangın ihbarına karşı adeta tetikte bekliyor. Yangınların büyümeden söndürülmesi için olay yerine çok kısa sürede ulaşmayı hedefleyen itfaiye ekipleri Fethiye'nin Yeni Mahalle 1210 sokak numara 3'te Ali Kahveci'ye ait evin çatısındaki terasta bulunan odunların bilinmeyen nedenle tutuşması yüzünden çıkan yangına çok kısa sürede müdahalede bulundu. Rehim. İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz kısa sürede olay yerine geldi. Ayrıca polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde tedbir aldı. Ekipler kısa süreli bir çalışmayla yangını söndürüp çatıya ulaşımını engelledi. Abdurrahman Özdemir isimli vatandaş, yangının çatıdaki terasta bulunan odunların alev almasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Benim çıktığımda burada odunlar yanıyordu sadece. Ceyran'dan meyran'dan yok yani. Sadece bir ceyranın tertibatı yok. Sadece burada bir ateş yanıyordu. Onu söndürmeye kalktık ve söndürdü, etfaiyecilere çağırdık. Ve etfaiyecilere geldi, söktü ve tavanları da şey etti. Suyu tuttu. Bu kadar yani. Fethiye'de yıllardır beklenen Körfez dip temizliğinin 7 kilometrelik alanda yapılacağı ve çalışmalara 2019'un başında başlanacağı bildirildi. Geçtiğimiz 12 Nisan tarihinde yapılan ihalenin ardından dip temizliği ile ilgili olarak 4 ayrı bölgede, sondaj ve 15 bölgede de analiz yapıldığı kaydedildi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Fethiye Körfezi hak ettiği temizliğe kavuşacaktır. Fethiye Körfezi denize girilebilir hale getirilecektir dedi. Fethiye'de yıllardır kangren olarak bekleyen Körfez'in dip temizliği projesi nihayet hayata geçiriliyor. Fethiye Körfezi'nin 7 kilometrelik alanında yapılacak çalışmanın 2019 yılı başında başlayacağı ifade edildi. 12 Nisan'da yapılan ihalenin ardından 4 bölgede sondaj ve 15 bölgede de analiz çalışmalarının yapıldığı Fethiye Körfezi dip temizliği gerçekleştiğinde Körfez kıyısında ve sahil bandında da halkın rahat şekilde denize girebileceği kaydedildi. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Fethiye Körfezi hak ettiği temizliğe kavuşacaktır. Fethiye Körfezi denize girilebilir hale getirilecektir dedi. 12 Nisan tarihinde yapılan ihale neticesinde ihaleyi alan kurum tarafından, firma tarafından Körfezimizin dip taraması, dip temizliği ve 7 kilometrelik sahil boyunca sahil düzenlemesinin çalışmaları başladı. Bu doğrultuda Fethiye Körfezimizin güneyinde mutderesi, güneyinde drenaj kanalları, doğusunda mutderesi, efendim batısındaki kıyı erozyon ve katı maddelerin denize yığılmasıyla körfezimizin dolduğu tespit edildi. Yıllardır temizlemeyi düşündüğümüz ve bu konuda da çalışmaları başlattığımız, arzuladığımız bir şeydi. Biz bu firmanın çalışmaları neticesinde 4 bölgede sondaj ve 15 bölgede de analiz yapıldığını biliyoruz. Yıl sonuna kadar bu analizlerin değişik bölgelerden de alınıp tamamlanmasıyla birlikte çamur durumu, derinlik ve daha sonrası yapılacak olan bu sonuçla, raporlamayla çamurların nereye atılacağı konusundaki programlamayla inşallah yıl sonundan sonra önümüzdeki 2019 yılı başlarında Körfez'in temizliğine başlanacak. Bu doğrultuda Körfezimizdeki su kalitesinin arttırılması, denizin kullanılabilir, yüzülebilir hale gelmesi, bir içmelerdeki gibi, Kaş Kalkan merkezindeki gibi
Tabii bu arada da deniz canlılarının, deniz dibi florasının da, canlıların da popülasyonun da artmasını sağlayacaktır. Körfezimiz artık hak ettiği temizliğe, kullanıma kavuşacaktır. Bizim uzun süredir bu konudaki çalışmalarımızı zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyorduk. Özellikle Mut Deresi'nin Fethiye Körfezi'ni doldurması konusunda neler yapılabilir? Mut Deresi'nin temizlenmesi, ıslah edilmesi, onunla ilgili çalışmaların tamamlanması bildiğiniz üzere 2-3 yıl önce gerçekleşti. Ki çok ciddi bir kaynak aktarımı yapıldı. 30 milyon civarında bir kaynakla Mut Deresi'nin ıslahı yapıldı. Bundan sonra bize düşen körfezimizi temizleyip Fethiye'nin de yaz ve kış turizmine hazır olmasıdır. Yani bunu düşündüğümüz kuru ve ziyaret turizmi arkadan gelecektir. Tabii yani bu körfezimizin temizlenmesinin neticesinde Fethiye'de şöyle sahile baktığımız zaman arzuladığımız temiz berrak bir deniz görüntüsünden sonra mutlaka misafirlerimiz de artacaktır. Özellikle merkezde denize girilmesiyle birlikte tesislerin kışın açılması, açık olması, yazın niteliğinin artması ve sayısının artması da söz konusu olacaktır. Kısacası Fethiye bu manada hızla gelişecektir. Hemen akabinde de tabii ki temiz bir körfezin üzerine şöyle müşterilerin, turistlerin cıvıl cıvıl geldiği, gezdiği, dolaştığı bir kıyıda, sahilde bir kruvazör tesisi de yakışacaktır. Bunu da sağlayacağız inşallah. Bodrumlu iş adamı bankaya para çekmeye giderken cadde üzerinde 20 bin lira buldu. İş adamı emniyete giderek parayı yetkililere teslim etti. Bodrumlu iş adamı Cengiz Özgüleşir, bankaya para yatırmaya giderken Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 20 bin lira buldu. Özgüleşir, iki deste halinde olan parayı ilçe emniyet müdürlüğüne giderek emniyet müdürü Ertan Sarıkaya'ya teslim etti. Bankaya girip ben de kendim para yatıracaktım. Girmeden önce baktım bir yerde iki tane deste halinde, onlar bin lira var. Ben dedim herhalde ihtiyacım var. Tek düşüncem zaten bulunmaz, bunun sahibinin kim olduğunu merak ettim. Fethiye'de emniyet müdürlüğüne girdim. Sağ olsun onlara çok sıcak başladılar. Parayı bankanın dışında mı buldunuz? Dışında buldum. Direkten zaten emniyet müdürlüğü yapma olduğu için hemen geldim işte. Yani bu da zaten herhalde ikram yapabileceği normal hareketlerden biriydi. Ben de onu yaptım. Kaç paraydı peki? 20 bin lira. İki tane deste halinde. Kısa bir süre önce de Erkan Fetvacı isimli bir vatandaşın 20 bin lirasını kaybettiği için emniyete müracaat ettiği öğrenildi. Karakol amiri Fevzi Söztutar'da bu örnek davranışı gösteren duyarlı iş adamına teşekkür ederek parayı sahibine teslim etti. Şimdi öncelikle Erkan Bey 20 bin lira para kaybettiğini söyleyerek bize bir müracaatta bulunmuştu. Bundan az bir kısa bir süre geçtikten sonra Cengiz Bey gerçekten de çok duyarlı bir davranış göstererek bulmuş olduğu 20 bin lirayı bize teslim etti. Biz de üzerindeki banka dekotlarının ve bankanın vermiş olduğu kaşelerden teyidini yaparak her iki tarafı bu ilçe emniyet müdürlüğü binasında buluşturarak hem kaybedeni bulanı iki tarafı da buluşturduk. Kaybeden de kaybetmiş de iki taraf da birbirine paralarını saydıktan sonra güzel bir şekilde paralarını teslim ettiler. Dönerken mi görüyor? Muğla'nın Seydikemer ilçesi İzzettin mahallesinde eşinin evde olmadığı saatte av tüfeğiyle kendini vurarak intihar ettiği ileri sürülen 68 yaşındaki evli ve 4 çocuk annesi Sevim Bayazit'in otopsi raporunda intihar etmediği, cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Jandarma şüpheli ölümle ilgili yaptığı araştırmada av tüfeğinde swap izi bulunan 81 yaşındaki eşi D. Bayazit'le 23 yaşındaki torunu A. Bayazit'i gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen dede ve torundan dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu sanık dede D. Bayazit ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken herhangi bir indirim yapılmadı. Tutuksuz sanık torun A. Bayazit ise beraatına karar verildi. Seydikemer ilçesi İzzettin Mahallesi Çevlik Sokak numara 14'teki evinde 69 yaşındaki Sevim Bayazit'in av tüfeğiyle kendini vurarak intihar ettiği ileri sürülmüştü.
Olaydan 20 gün sonra otopsi raporunda D. Bayazit'in elindeki swab izleri raporla örtüşünce eşi D. Bayazit ve 23 yaşındaki torunu A. Bayazit gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Hem jandarmada hem savcılıkta eşini öldürmediğini söyleyen D. Bayazit ile torunu A. Bayazit nöbetçi mahkemede de suçu kabul etmediler. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada 81 yaşındaki D. Bayazit tutuklu yargılanırken torunu A. Bayazit ise tutuksuz yargılandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalasını okudu. Mütalada her ne kadar sanık D. Bayazit üzerine atılan suçlamayı kabul etmemişse de olay esnasında kendisinin eşiyle yalnız olduğu tüm tanık beyanlarına göre olay esnasında eve herhangi bir kimsenin gelip gitmediğinin anlaşıldığı, sanığın elinde atış artıklarının bulunduğu, tüfeğin sanığa ait olduğu, atış açısı dikkate alındığında maktulün cinayete kurban gittiğinin sabit olduğu ve bu şekilde sanığın eşi olan Sevim Bayazit'i öldürmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı. Mütalada tutuksuz sanık A. Bayazit'in ise dedesi olan diğer sanığın telefonunu kullandıktan sonra kendine vermesi ve bu telefonla konuşması sebebiyle eline ve yüzüne bulaşmış olabileceği değerlendirilmiştir denildi. Tutuksuz sanık A. Bayazit bir diyeceğinin bulunmadığını ve suçsuz olduğunu söylerken 81 yaşındaki D. Bayazit ise son sözünde suçlamaları kabul etmeyerek bütün bildiklerimi anlattım. 80 yaşına kadar yaşadım, daha bir kez vurmuş değilim, ben utanıyorum, Allah kurtarsın dedi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların son sözlerini aldıktan sonra torun A. Bayazit'in beraatına karar verirken tutuklu sanık D. Bayazit'i maktul Sevim Bayazit'e yönelik eşe karşı kasten adam öldürmek suçunu işlediğini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Seydikemer'de nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi. Ormanda gezen Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği bir hayvanı görünce önce korktu, daha sonra fotoğrafını çekti. Seydikemer ilçesi Yayla Temel Mahallesi Kıncılar mevkiinde ormanda gezen Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği bir hayvanı görünce önce korktu, daha sonra fotoğrafını çekti. Şevket Taşçı'nın fotoğrafını çektiği hayvanın Muğla'da ilk ve nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğu ifade edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Dr. Yasin İlem'in fotoğrafı inceledi. İlem'in hayvanın nesli tükenmekte olan alaca sansar olduğunu tespit etti. Alaca sansarın ülke genelinde nesli tehlike altında ve tükenme noktasında olan bir tür olduğunu vurgulayan İlem'in bu nedenle Muğla'da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor dedi. Alaca sansar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde görüldü. Kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle kokarcı olarak biliniyor. Ünlü oyuncular Kıvanç Kasabalı, eşi Sedef Avcı ve oğulları Can Kasabalı, Fethiye'nin Yanıklar Mahallesi'nde çam ormanlarıyla çevrili bir vadinin ortasında yer aşan pastoral vadide tatilin keyfini çıkartıyor. Sevilen oyunculardan Kıvanç Kasabalı ve eşi Sedef Avcı, Fethiye'de doğayla iç içe tatilin keyfini çıkarıyor. Oğulları Can Kasabalı ile gün boyu Kargı Mahallesi'nde bulunan Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği'nde doğanın, yeşilin ve huzurun keyfini süren ünlü oyuncular, vadide yer alan oyun kampında da unutulmaz anlar yaşıyor. Tatil fotoğraflarını kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, Fethiye'nin doğal güzelliklerini de gözler önüne seriyor. Alışılagelmiş tatil anlayışının yerine doğayla iç içe vakit geçirmeyi tercih eden ünlü oyuncuların hayranları da çiftin paylaştığı fotoğrafları beğenip yorum yapıyor. Fethiye'de Devlet Hastanesi otoparkında bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay önceki gün Fethiye Devlet Hastanesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. daha önceden tanıdığı ve hastanede annesinin başında refakatçi olarak bekleyen S.K. isimli kadınla konuşmak için telefonla hastane otoparkında bulunan otomobile çağırdı.
Otoparka gelen kadın bir süre bekledikten sonra otomobile binince BÇ'nin sözlü ve fiziki cinsel tacizine maruz kaldı. Kadını otomobil içinde alıkoyan BÇ, SK'nın çığlık atması üzerine darp etti. SK, BÇ ile otomobil içinde bir süre mücadele ettikten sonra kaçarak kurtulurken Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine harekete geçen ekipler BÇ'yi hastanenin otoparkında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli BÇ, zorla alıkoyma ve cinsel saldırıdan tutuklanarak Seydi Kemer Eşen T-Tipi cezaevine gönderildi. Fethiye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Hayvan Eğitim Destek Derneği ile Belediye Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde evlerinde veya işyerlerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlere ücretsiz kuru mama dağıtımı yapıldı. Fethiye Belediyesi tarafından Fethiye'ye kazandırılan Hayvan Eğitim Destek Derneği ile Belediye Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde evlerinde veya işyerlerinde sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverlere ücretsiz kuru mama dağıtımı yapıldı. Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Tufan Kaçar, "Doğayı hayvanlarla birlikte yaşıyoruz," dedi. Ellerinden geldiğince bu tür faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade eden Kaçar, Hayat Başkanı Gökçen Gökmen hanımefendiye tüm çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu. Hayat Başkanı Gökçen Gökmen ise projenin başında oldukları için şu an belli sayının üzerinde sokak hayvanlarını besleyen vatandaşlara mama bırakıldığını ifade etti. Reklamların ardından buradayız. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz. Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup. Eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu anlaşmalı medikal malzeme toptan ve perakende satış noktası. Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz.
TRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini sizlerle paylaştık. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Türkcell Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türkcell Gümüş İletişim hava durumunu sundu.